Dilan Polat, Engin Polat çifti kimdir? Niçin Türkiye'nin gündemindeler? Neyle suçlanıyorlar? Mali Suçlar Araştırma Kurumu'nun haklarında hazırladıkları son raporda neler alıyor? Kısaca şimdi bunları anlatmaya çalışalım. Geliyor! Enerji! Enerji, enerji, enerji! Benim gibi patronu ah bulurlar! Dilan Polat ve Engin Polat çifti aslında uzun süredir magazin gündemiyle Türkiye'nin gündemine geliyorlardı, magazin olaylarıyla. Sosyal medyada paylaştıkları lüks yaşamları dikkati çekiyordu. Son olarak Engin Polat'ın eşi Dilan Polat'a doğum gününde bir özel jet hediye etti haberiyle beraber magazinden çıkıp bir kriminal gündemin vakası haline geldiler. Herkes bu servetin nereden kaynaklandığını sormaya başladı. Nitekim seçimden önce ciddi ifşa ve iddialarıyla gündeme gelen Muhammed Yakut'un gazeteci Erk Acerer'e verdiği bir röportajda Dilan Polat ve Engin Polat'ın AK Merkez'deki ofislerinde Dubai bağlantılı olarak mail order yöntemiyle kara para akladığını iddia etmesi bir anda bu çiftin şirketleri üzerinden kara para aklıyor mu sorularını tartışmaya açmıştı ve dikkatleri onların magazin gündeminden ziyade şirketlerine ve ticari ilişkilerine çekmişti. Engin Polat da Dilan Polat ne iş yapıyor biliyor musun Erk Bey? Gidin AK Merkez'de İstanbul Mali Şube Müdürü Zafer Aktaş namus sahibiysen mail order yapıyor kuyumculuk üzerine. 10 tane Ferrari, 10 tane Jeep, villalar, Dubai'de kafasında taşlar, dolarlar. Ulan bu millet ekmek bulanıyor, ekmek. Tam bunlar tartışılırken Mali Suçlar Araştırma Kurumu harekete geçti ve bugün ortaya çıkan bir raporda 200 milyon liralık bir şüpheli işlem tespit edildiği ifade edildi. Şimdi bu hem bu işlemleri hem MASAK'ın raporunda nerelerin yer aldığını ve kara para aklamanın kozmetik sektör üzerinden nasıl yapıldığını anlatmaya çalışalım. Öncelikle Dilan Polat ve Engin Polat nasıl büyüdü? Bu çok önemli. AKP zamanı benzerine çok tanık olduğumuz, daha önce ne iş yaptığı belli olmayan çok genç yaşta zenginleşmiş, servet sahibi olmuş kimseleri görmeye alıştık aslında, aşina olduk buna. Dilan Polat, Engin Polat da bunlardan bir tanesiydi. Engin Polat daha 21 yaşındayken inşaat işlerine girmiş, bazı kamu ihaleleri almış. Özel projeler gerçekleştirmiş bir inşaatçıydı. 30'una geldiğinde ise eşi Dilan Polat'la beraber kozmetik, otomotiv, inşaat ve mücevherat olmak üzere tam 16 şirketin sahibi olmuşlardı. Dikkat çeken işleri ise estetik merkezleri ve kozmetik ürünlerini sattıkları e-ticaret şirketleriydi. Kozmetik ürünlerini sattıkları bu şirketler tam 46 ilde şube açmışlar kısa sürede ve Dubai ile ticarete başlamışlardı. Bütün dikkatler de esasında buraya çevrildi. Dilan Polat çıktığı magazin programlarında yaptığı harcamaları anlatmaya başladığı anda ödediği vergiler gündeme geldi. Altın yaprağı değil mi? Altın evet kurdu. Aşkım hepsini koyacağım, hepsini içeceğim. Şu an kahve. Ne işe yarıyor bu? Hiçbir işe yaramıyor. Gıcık yaptım insanlar için. Gerçekten mi? Bunu rahatsız etmek için yapıyorum. Ayda 750 bin lira harcıyorum dediği zaman vergi uzmanları böyle bir harcamayı yapabilmesi için 7 milyon liradan fazla para kazanması gerektiğini ortaya koymuşlardı. Ama Dilan Polat'ı sadece 15 bin lira para ödediği ortaya çıktı ve bu kara para tartışmaları içinde çok daha dikkat çekici hale geldi. Muhammed Yakut'un iddiasından sonra MASAK harekete geçti ve bir rapor hazırladı. MASAK'ın raporunda özetle şunlar yer alıyordu. Dilan Polat ve Engin Polat'ın sahibi olduğu 16 şirket içinde kendi aralarındaki ticarette 200 milyon liraya yakın bir şüpheli işlemin yer aldığı belirlendi. Esas itibariyle de bütün şirketlerin gelirinin 500 milyon liraya yakını internet ticareti üzerinden gerçekleşmişti. Ve bu ticaret üzerinde şüpheler ortaya konuldu raporda. Peki Dilan Polat ve Engin Polat bu işlemleri nasıl gerçekleştirmişti? Muhammed Yakut'un söylediği mail order üzerinden kara para aklamanın nasıl olduğunu kısaca anlattıktan sonra Dilan Polat ve Engin Polat'la ilgili MASAK raporundaki detaylara geçelim. Mail order esasında çok eskiden beri kullanılan, bizim ülkede yaygın olmasa da Amerika'da posta çekiyle ödeme sisteminin modern halidir. Yani kredi kartı ve post cihazı üzerinden bir ödeme sistemidir. Bu işlem şöyle gerçekleşir. Normalde alışverişlerimizde kredi kartını post cihazına okuturuz. Ancak mail order'da karttaki bilgileri elle post cihazına girersiniz. Bu şöyle bir avantaj sağlar. Dünyanın neresinde olursanız olun herhangi bir ülkedeki bir işletmeden alışveriş yapmanızı sağlar. Sadece işletmenin sahibiyle temasa geçip kart bilgilerini gönderirsiniz. İşletme sahibi post cihazına elle kart bilgilerini girer. Böylece banka birkaç gün sonra parayı hesabınıza yatırır. Esasında mail order işlemi bu. Ancak dünyada baktığımız zaman bu işlem üzerinden çok yoğun kara para aklama iddialarında gündeme geldiğini söylemek lazım. Peki Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerinde
bu sistem nasıl kullanılmıştı? MASAK'ın tespit ettiği işlemler şöyle gerçekleşmişti. 16 şirket arasında alıcı ve satıcılar yine aynı kişiler. Bu şirketlerin hepsi aile işletmesi, pek çoğunun istihdamı yer almıyor ve ticaret internet üzerinden gerçekleşiyor. Nakit paralar bir şirkete geldikten sonra aynı gün çekiliyor, Engin Polat ve Dilan Polat'ın özel hesabına aktarılıyor. Daha sonra sahibi oldukları otomotiv gayrimenkul şirketi üzerinden hem lüks otomobil satın alınıyor hem de lüks daireler ve villalar satın alınıyor. MASAK bu işi tespit etti ve asıl itibariyle de şüphe duyduğu işlemler bunlardı. Peki alım satım nasıl gerçekleşti? Ödemeler nasıl gerçekleşti? Asıl mevzu bu. MASAK'ın tespitine göre IKO adlı bir elektronik ödeme sistemi kullanılıyor. Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketleri içinde. IKO geçtiğimiz yaz Hintli PayU adlı küresel ödeme şirketine 165 milyon dolara satılmış bir Türk ödeme şirketiydi. Bu tür ödeme şirketlerinde şu tür bir işlem gerçekleşiyor. Sanal POS kullanılabiliyor. Yani siz aslında hiçbir kayda gerek duymadan çok kısa bir zamanda parayı bir hesaptan bir hesaba aktarmanızı sağlıyor. Dolayısıyla dünyada da en çok kara para aklanma yöntemlerinden birisi olarak son yıllarda buna işaret ediliyordu. Dilan Polat ve Engin Polat'ın kozmetik ürünü satışında kullandığı ödeme sistemi buydu ve MASAK da buraya dikkat çekiyordu. Peki kozmetik sektöründe kara para aklama yaygın bir şey mi ve benzer davalar var mı? Bu konuda aslında dünyada son yıllarda örnekler çoğalmaya başladı. 2018'de Hong Kong'da tıpkı Dilan Polat ve Engin Polat'a benzer e-ticaret şirketi üzerinden yükselen bir kozmetikçi dikkat çekmişti ve incelemeye alınmıştı. İncelemeler sonucunda bu kozmetikçinin çok hızlı bir şekilde şubeleştiği ve bu şubeler arasında para transferi tespit edilmişti. Bu kozmetik şirketinin para aklama işi Çinli bir takım kara paracıların suç geliri elde edenlerin parasını akladığı ortaya çıkmıştı. Çok yakın bir zamanda 2021'de çok daha büyük bir olay dünyanın gündemine geldi. O da Slovenya'da Slovenya Başbakanı'nın danışmanı olan bir kişi Lüks Faktör isimli bir kozmetik firmasının sahibi, bütün Balkanlarda etkin olan ve Dubai ile ticaret yapan bir şirket, benzer yöntemlerle kara para akladığı ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla esasında son yıllarda kozmetik estetik ürünler üzerinden ve e-ticaret şirketleri üzerinden kara para aklama işinin çok yaygın olduğunu görüyoruz. Türkiye'deki Dilan Polat, Engin Polat vakası da bu konudaki ilk örnek. Bundan sonra ne olacak? Aslında biraz bunu sormak lazım. İlk olarak Türkiye'de kara para aklamanın neredeyse cezası yok gibi. Bunu nereden hatırlıyoruz? Son yılların en büyük kara para davalarından birisi Sezgin Baran Korkmaz davasıydı. Kaldı ki Türkiye açmadı bu davayı. ABD hazinesinden dolandırılan paranın Türkiye'de aklandığı iddiasıyla ABD tarafından açılan davanın bir uzantısı olarak ve ABD'nin baskısıyla Türkiye'de açılmıştı ve Türkiye'de açılan davada istenen cezalar maksimum 7 yıldı. Yani Türkiye'de kara paranın, kara para aklamanın bir müeyyidesi, cezai müeyyidesi bulunmuyor. En fazla aklanan miktarı el konulabiliyor. Dilan Polat, Engin Polat çiftinde de eğer ki para akladıkları tespit edilirse yapılacak şey hapis cezasından ziyade mal varlıklarına, suçtan elde edildiği ortaya çıkartılan, tespit edilen geliri el konup konulamayacağı. Ancak böyle bir örnek şuradan şu ana kadar Türkiye'de çok yaşadığımız bir durum değil. Dilan Polat ve Engin Polat vakası bize şunu gösterdi. Türkiye'de uzun süredir kara parayı ve organize suçu tartışıyoruz. Küresel organize suç örgütlerinin Türkiye'de üs kurduğunu, para aklama işini Türkiye'de yaptıklarına dair olaylar, iddialar, vakalarla karşılaşıyoruz. Bütün bunlar tartışırken temel soru şuydu. Polisiye operasyonlar yeterli mi? Dilan Polat ve Engin Polat vakası şunu gösterdi ki esasında polisiye operasyonların yanında Mali Suçları Araştırma Kurumu eğer ki elindeki gücü ve yetkiyi uygularsa, yani hiçbir başvuruya, herhangi bir soruşturmaya gerek duymadan şüpheli işlemlerin peşine düşerse kara para aklama vakalarının daha da rahat aydınlatılacağını gördük. Zaten Türkiye'deki temel sorun da buydu. Nereden buldun yasası kaldırıldıktan sonra servetlerin, şüpheli banka hesaplarının, para transferlerinin kaynağı neredeyse hiç sorulmuyordu. Oysa ki aslında eldeki yasalarla da, eldeki kurumlarla da bunların üzerine gitmek mümkündü. Şimdi Dilan Polat, Engin Polat vakasında bu işlemin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz. Önemli olan şu, kara para ticareti sadece bir iki kişinin ya sadece suç dünyasına ait bir vaka değildir. Buradaki önemli olan şey suçtan elde edilen gelirin sisteme yasal bir şekilde sokulması. Dolayısıyla siyasette, hukukta bunu yapabilmek için bir güç gerektiriyor ve Dilan Polat, Engin Polat çiftinin siyasetteki en güçlü ilişkisinin de Süleyman Soylu olduğu ortaya çıktı. Bu soruşturma bakalım Süleyman Soylu'ya ulaşacak mı? Paranın izi sürülecek mi? Paranın Dubai'deki kaynağını tespit edilebilecek mi? Ve bu konuda bir uluslararası işbirliğine gidilecek mi? Önümüzdeki dönemde cevabını arayacağımız sorular bunlar olacak.